Merhaba sevgili takipçilerim, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün evde çiçekleriniz için hazırlayabileceğiniz bir bitki besini tavsiyesinde bulunacağım sizlere arkadaşlar. Bu bitki besini sayesinde çiçekleriniz bol bol çiçek açacak, aynı zamanda çok güzel gelişmeye başlayacak. Çiçekleriniz için evde hazırlayabileceğiniz birçok bitki besini tavsiyesinde daha önce bulunmuştum. Bugün de yumurta kabuğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yumurta kabukları oldukça yüksek kalsiyum kaynaklarıdır. Yumurta kabukları yüksek oranda kalsiyum ve amino asit içerir arkadaşlar ve bu sayede çiçekleriniz gelişim gösterir, bol bol çiçek açar. Yumurta kabuklarını sadece evinizdeki çiçeklerinize değil, bahçenizdeki sebzelerinize, meyvelerinize, her türlü bitkilerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İsterseniz yumurta kabuklarını iyice ezdikten sonra direkt bitkinizin toprağını karıştırabilirsiniz. Ama direkt toprağa karıştırdığınızda çözülmesi hızlı olmaz. Biraz daha yavaş çözünür ve bitkinize biraz daha yavaş etki eder. Ama siz daha hızlı bir şekilde etki etmesini istiyorsanız şu an anlatacağım yöntemle daha hızlı bir şekilde bitkilerinizin gelişimine destek olabilirsiniz. Yumurta kabuklarına herhangi bir işlem yapmanız da gerekmiyor arkadaşlar. Sadece yumurta kabuklarınızın kurumuş olduğundan emin olun. Yumurtaları mesela kırdıktan sonra bir masanın üzerine koyarsanız daha hızlı bir şekilde kuruyacaktır. Kuruma hızlı bir şekilde gerçekleşirse herhangi bir bakteri üremesi de söz konusu olmayacaktır. Yumurta kabuklarını bakın iyice elinizle böyle ezebilirsiniz. Yumurta kabuklarını ezdikten sonra suya karıştırıyoruz ve 3 gün kadar suyun içerisinde bekletiyoruz. Çok fazla bekletmenize gerek yok. Çünkü çok fazla beklettiğinizde çok kötü bir koku oluşuyor ve aynı zamanda çok fazla beklettiğinizde bakteri de üreyebilir arkadaşlar. O yüzden çok fazla bekletmeyin. Özellikle yaz aylarında çok fazla bekletmemenizi tavsiye ediyorum. Kış aylarında soğuktan kaynaklı olarak çok hızlı bakteri üremez ama yaz aylarında hava çok sıcak olduğu için hızlı bir şekilde bakteri üreyebilir. 1 ile 3 gün arasında bekletme işlemini yaptıktan sonra çiçeklerinize direkt bu suyu verebilirsiniz. Başka suyla karıştırmanıza da gerek yok. Direkt bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu hazırladığımız besin içerisinde kalsiyum ve amino asit bulunur arkadaşlar. Bunun yanı sıra potasyum kaynağı olan muz kabuğu suyunu kullanarak da çiçeklerinizin bol bol açmasını sağlayabilirsiniz ya da azot kaynağı olan ısırgan otu suyu verebilirsiniz. Bu ve buna benzer birçok kanalımda videolar mevcut arkadaşlar. Siz de o videolarından faydalanarak çiçeklerinizin gelişimine destek olabilirsiniz. Ben herhangi bir farklı bir bitki besini kullanmıyorum. Sadece evde hazırladığım bitki besinleriyle çiçeklerimin gelişimine destek oluyorum. Zaten hazır aldığınız bitki besinlerinin içeriğinde de anlattığım azot, potasyum, kalsiyum gibi içerikler mevcuttur. Evde hazırlayacağınız besinlerin içerisinde de aynı içerikler bulunduğu için aynı işlevi görecektir arkadaşlar. Tabii ki bu uygulamaları da yine belirli aralıklarla vermeniz gerekiyor. Mesela muz kabuğu suyunu verdiyseniz 15 gün sonra kalsiyum kaynağı olan yumurta kabuğu suyunu verebilirsiniz. Veya 1-15 gün daha bekledikten sonra ısırgan otu suyunu verebilirsiniz. Ya da kuru maya ve aspirinli su verebilirsiniz. Buna benzer besinleri 15 gün arayla verebilirsiniz. Siz de çiçeklerinizin gelişimine destek olmak istiyorsanız bu anlattığım yöntemlerle çiçeklerinizin bol bol açmasını ve gelişmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında elimden geldiği kadar çiçek bakımı ile ilgili, bahçe bakımı ile ilgili detaylı videolar paylaşmaya gayret ediyorum. Deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınızı da bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar herkese dönüş yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.